Merhaba, bu videoda paralel doğruların eğimlerinin aynı olduğunu ispatlamak istiyorum. İsterseniz önce birkaç tane paralel doğru çizerek işe başlayalım. Evet, bu birincisi. Buna paralel olan bir tane daha çizelim. Evet, bu doğruların paralel olduklarını söylüyorum ve bu durumda eğimlerinin eşit olacağını da iddia ediyorum. Şimdi de bu iki doğruyu kesen başka doğrular çizeceğim. Bu yatay ekseni temsil eden doğru, bu da düşey ekseni. Evet, yeşil olan kesen kesenin yatay mavi olanın da düşey olduğunu yani birbirlerine dik olduklarını dolayısıyla buradaki açının da dik açı olduğunu varsayıyorum. Şimdi de paralel doğruların açı özelliklerini kullanarak bu üçgenin bu üçgenle benzer olduğunu, sonra da bu benzerlikten yola çıkarak bu iki sarı doğrunun eğimlerinin eşit olduğunu ispatlayacağım. Bazı noktalara isim vererek işe başlayalım. Evet burası A, burası B, burası C, bu D, bu da E noktası olsun. Hadi bakalım. CED açısı ile AEB açısının eş olduğunu biliyoruz. Neden mi? Çünkü ikisi de dik açı. Evet bu açı ve bu açı dik açılar. Paralel doğruları kesen doğrular arasındaki açıların eşlikleri hakkında da bazı şeyler biliyoruz öyle değil mi? Bu iki sarı doğruyu kesen mavi doğruya baktığımızda bu iki açının eş olduklarını hemen söylüyoruz. Yani bu ikisi yöndeş açılar ve ölçüleri de aynı. Sonra B noktasının bu tarafındaki bu açıyla bu açı da eş çünkü bunlar da ters açılar. Bunu daha önce gördüğümüzü hatırlıyorsunuz değil mi? Buna ek olarak bu açı yani ABE açısının ECD açısına eş olduğunu da gördük. Bunlara zaman zaman paralel doğruları kesen doğruların iç ters açıları dendiğini de duymuşsunuzdur. CED ve ABE üçgenlerine baktığımızda iki açılarının eş olduklarını görüyoruz. İki üçgenin iki açısı eşitse üçüncü açıları da eşit olacak. Bu açı 180 eksi bu iki açının toplamına, bu açı da 180 eksi bu iki açının toplamına eşit olacak ve böylece bu iki üçgenin üç açısının da eşit olduğunu söyleyebileceğiz. Yanlış anlaşılmasın, üç açının birbirine eşit olduğunu değil, karşılıklı açıların birbirlerine eşit olduklarını söylemeye çalıştım. Buradaki mavi açıyla buradaki mavi açı, buradaki pembe açıyla bu ve buradaki dik açılar da birbirlerine eşitler. Başka bir deyişle AEB üçgeni ile DEC üçgeni benzerdir. Ve bu benzerlik bir açı 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 benzerliğidir. Bu karşılıklı tüm açılar eşit oldukları için bu iki üçgen benzer. Bunun için de BE uzunluğunun hemen not edeyim evet BE uzunluğunun AE uzunluğuna oranı bu uzunluğun bu uzunluğa bu kenara karşılık gelen kenar hangisi? BE kenarına karşılık gelen kenar CE kenarı eşittir CE'nin DE'ye oranı olarak not edebilirim. Bunun da üçgenlerin benzerliğinden ileri geldiğini anladınız değil mi? Evet. Bu iki üçgenin benzer olduklarını bulduktan sonra birbirine karşılık gelen kenarların arasındaki oranın da aynı olacağını söyleyebiliriz. BE ile AE arasındaki Oran. Evet bu nedir? BE ile AE arasındaki oran bu doğrunun eğimidir. Öyle değil mi? AB doğrusunun eğimi. A ve B noktalarını birleştiren doğrunun eğimi. Aslında bununla kısaca AB doğrusunun eğimi yazayım. Evet. Eğimin A'dan B'ye giderken Y'deki değişimin X'deki değişime oranı olduğunu biliyoruz. A ile B arasındaki X'deki değişim AE, Y'deki değişim ise BE, daha doğrusu EB. Evet, bu Y'deki, bu da X'deki değişim. Sırada CE'nin DE'ye oranı var. Bu da C ve D noktaları arasında Y'deki değişimin X'deki değişime oranı. Başka bir deyişle CD doğrusunun eğimi öyle değil mi? Evet CD doğrusunun eğimi. Gördüğünüz gibi benzer iki üçgenin birbirine karşılık gelen kenarlarının oranlarından hareketle buradaki iki sarı doğrunun eğimlerinin eşit olduğunu da ispatlamış olduk. İşte bu kadar.